Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Zorla çalıştırma ürünleri artık küresel piyasada. Çin yönetimi sömürge ve işgali altındaki Doğu Türkistan'ın doğal kaynakları ve zorunlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını genişletmeye devam ediyor. Çin basınında çıkan haberlere göre e-ticaret platformlarında resmi olarak köle işçilik ürünlerinin küresel pazara ihracatlara başladığı öğrenildi. Çin'in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'na göre 12 Ocak'ta 46 bin adet çeşitli Çin malları Doğu Türkistan Turgat Limanı'ndan ihraç edildiği ve gümrük işlemleri, dağıtım gibi yasal süreçlerin yapılması için Macaristan'ın Budapeşte'deki uluslararası deposuna nakledildiği bildirildi. Bu parti, resmiyetleri yapılmış, Doğu Türkistan'dan e-ticaret vasıtasıyla uluslararası piyasaya sürülen ilk ihracat olduğu dikkat çekici. Bahse konu Çin mallarının tamamı, dijital platformlarda iş yapan Çinli iş adamlarının uluslararası e-ticaret platformları aracılığıyla Avrupa'ya satış gerçekleştirmesi sayılıyor. Sevkiyatın mali değeri ise dudak uçuklatıyor. Bilgilere göre köle işçilik ürünlerinin toplam mali değeri 1 milyon yuan'dan fazla. Ürünler özellikle de Doğu Türkistan'daki mazlum halkın köleleştirilmesi sonucu zorla üretilen giyim, ziynet eşya, mücevherler, çocuk oyuncakları, cep telefonu aksesuarları, elektronik ürünler, takı ve küçük ev aletleri başta olmak üzere uzayıp giden listelerle sıralanıyor. Kaşgar merkezli bir Çinli e-ticaret şirketi yetkilisi, malların yaklaşık 15 gün içinde Budapeşte'ye ulaşacağını ve şirketin ihracatı uluslararası e-ticaret üzerinden İngiltere, Belçika başta Avrupa ülkelerine, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerine genişlettiğini, 2022 yıl boyunca 1 milyar yuanın üzerinde bir işlem yapılmasının tahmin edildiği ve gelecek yıllarda hem sevkiyat hacmi hem de ülke sayısı bakımından da artış beklendiğini sözlerine ekledi. Çin rejimi başta köle işçilik olmak üzere Doğu Türkistan'da işlediği soykırım suçları nedeniyle birçok ülke tarafından yaptırımlarla karşı karşıya olmasına rağmen Doğu Türkistan'da üretilen zorla çalıştırma ürünlerini giderek Çin illerine ve küresel pazara ihraç ediyor. Zorla çalıştırma ürünlerinin uluslararası e-ticaret platformlarında yayılması ve bunun legal kabul edilmesi artı Avrupa ülkeleri başta çoğu ülkenin bu ticaretten yararlanıyor olması insanlık için utanç kaynağı. Fransa Meclisi soykırımı tanıdı. Fransa Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada Sosyalist Milletvekili Olivier Faure tarafından kaleme alınan karar tasarısı için 169 evet, 1 hayır ve 5 çekimser oy çıktı. Kararda Çin'e soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlanan uygulamalar kınandı. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve Özbek Türk'ü Müslümanlar başta halka yönelik kötü muameleler soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlandı. Kabul edilen kararda hükümete çağrı yapılarak uluslararası toplumla birlikte bu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik gerekli önlemlerin alınması istendi. Euronews'un bildirdiğine göre Meclis Genel Kurulu'nda oylama öncesi hükümet adına söz alan Dış Ticaret Bakanı Franz Krister, Çin'deki sistematik insan hakları ihlallerini kabul ettiklerini ancak bu uygulamaları soykırım olarak nitelendirmenin Fransız hükümetine değil uluslararası kuruluşlara düştüğü görüşünü dile getirdi. Krister, bu ülkedeki insan hakları ihlallerinin Fransız yetkililerin Çinli muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde sürekli gündeme getirildiğini ifade etti. Fransa'da geçtiğimiz yıl 30 milletvekili Doğu Türkistan'daki Uygurlara karşı insanlık suçu işlendiği gerekçesiyle Çin'in uluslararası mahkemede yargılanmasını istemişti. Daha önce ABD, Hollanda, Kanada, İngiltere, Litvanya ve Çek parlamentosu Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanımıştı. Nitekim Çin'in Doğu Türkistan'da aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle ezici politikalarla Uygur Türkleri, Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbekler gibi Müslüman topluma ait insanları sözde mesleki eğitim merkezi adını verdiği ceza kamplarında alıkoyması uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştiriliyor. ABD başta 12 ülke Çin'in sistematik soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle
2022'nin en büyük ve en önemli organizasyonlarından olan Olimpiyat Oyunlarına karşı yaptırımlar getirdi. Birleşmiş Milletler'e göre en az 2 milyon, kamp tanıkları ve sızan Çin verilerine göre ise 2016'dan beri 8 milyona yakın Uygur Türk'ü bu kamplarda kendi rızası dışında dönüşümlü olarak alıkınılıyor. Ancak işgalci Çin yönetimi bölgede kaç kamp bulunduğuna dair bilgileri gizliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yenilerken Çin kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyor. Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi alma amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli olarak geri çeviriyor. Küresel baskılar sonucu Doğu Türkistan'daki Çin yanlısı komünist yöneticiler 2019'un sonlarında güya kamplardaki tüm öğrencilerin mezun olduğunu, kalanların ise kendi rızasıyla serbest süreli eğitim programlarına devam ettiğini savunmuştu. Uygurlar kimin umurunda? Amerikan Başkanı Joe Biden'in en büyük bağışçılarından biri ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un ortaklarından biri olan milyarder iş insanı Chamath Palihapitiya, ABD Başkanı Biden'in Uygurlara yönelik tavrının tartışıldığı programda kendisinin ve birçok ABD'linin Uygur sorununu umursamadığını söyledi. Palihapitiya'nın küstahça açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Medya Plus'ta yer alan habere göre Palihapitiya katıldığı bir programda Başkan Biden'in Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik hak ihlallerine tepki olarak ticarette zorla çalıştırma yasağını onaylaması hakkındaki soruları yanıtlıyordu. Palihapitiya sorulara, dürüst olalım, Uygurlara ne olduğu kimsenin umurunda değil, tamam mı? Bunu gerçekten umursadığın için gündeme getiriyorsan ve bence umursaman gerçekten güzel ama geri kalanımızın umurunda bile değil. Sadece çok acı bir gerçeği söylüyorum şeklinde yanıt verdi. Palihapitiya'nın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından ünlü iş insanı yorumlarının empatiden yoksun olduğunu kabul etti. Palihapitiya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önemli konular önemli tartışmalara hak ediyor. Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da başka bir yerde insan haklarının önemli olduğuna inanıyorum diye yazdı. Öte yandan açıklamanın ardından kulüpten de şahsın görüşleri kesinlikle organizasyonumuzun görüşlerini yansıtmıyor açıklaması geldi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.